Dün sosyal medyada yayılan bir görüntü vicdan sahibi herkesi ayağa kaldırdı. Fırat Kaya adlı bir yaratık, işitme engelli bir eşcinsele saldırmış, uyguladığı şiddetin görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Görüntülerde tam bir IŞİD katliamcısı edasıyla önce kurbanını öldüresiye dövüyor, sonra da elinde bıçak onu saçlarından yakalayıp kanlar içindeki kafasını kesmeye hazırlanıyordu. Meğer bu ilk vakası değilmiş. Daha önce de kadınlara şiddet uygulamış, tehdit, gasp, yaralama, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi suçlardan 30 ayrı kaydı varmış. Belli ki bu sicile rağmen serbest kalmış. Hiç şaşmıyor bu. Psikopatların çoğunun sosyal medya hesabına baktığınızda ya üç hilalli ya bozkurt işaretli ya Osmanlı tuğralı fotoğrafları karşınıza çıkıyor. Bu da öyle çıktı. Hem tuğra önünde gururla poz verirken hem İstiklal Caddesi'nde ayı taklidi yaparken görüntüleri var. Diyebilirler ki adam sapık her toplumda böyleleri olabilir. Pek öyle değil. Bu tiplerin göstere göstere suç işleme cüretinin iki kaynağı var. İlki cezasızlık. Yaptıklarının yanına kar kalacağını hatta karakolda sırtlarının sıvazlanacağını gayet iyi biliyorlar. Oradan cesaret alıyorlar. İkincisi iktidardaki rol modelleri. İçişleri Bakanı Soylu daha 2 ay önce 4 LGBT sapkını gözaltına alındı diye tweet attı. Cumhurbaşkanlığının iletişim başkanı daha geçen hafta eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesimden yakındı. Eşcinselleri kah mafya ağzıyla hedefe koyan, kah resmi ağızdan hasta sayan bu yaklaşım birçok ülkede suç sayılan homofobiyi Türkiye'de devlet ideolojisi haline getiriyor. Tabii bu zehirli dil yukarıdan aşağı indikçe atış serbest mesajı olarak algılanıyor. Fırat Kaya sosyal medya baskısıyla gözaltına alındı ama iyi biliyoruz ki ona cüret veren homofobik zihniyet yenilmedikçe bu vahşet bitmez.